İstanbul Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası Ortak Meclis Toplantısı Gaziantep'te yapıldı. Ekim ayı meclis toplantısı 58. ve 59. hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile GESO, İSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye'nin sanayi öncülük eden 207 odasının toplandığını söylerken, gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Ben buradan size bir müjde vereyim. Gaziantep normal eşik bölgesi olarak 4. bölge sayılıyor. 3. bölge ve 4. bölge sayılıyor. Ama direkt Polat elinde yaptığınız zaman 6. bölgedesiniz. Ve Polat eli bize yalnızca 20 kilometre mesafede. İnşallah tünelin açılmasıyla da denize 87 kilometre mesafede bir 35 bin dönümlük bir alanda organize sanayi bölgesi kuruluyor. Bütün İstanbul sanayicilerine orada davet ediyoruz. Bize düşen her türlü yardım konusunda da yanınızda olacağınızdan dolayı hiçbir endişeniz olmasın. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Gaziantep'in sanayi ikinci, üçüncü nesli aktarmada çok başarılı olduğunu belirtti. Bugün bu kararın altında imzası olanları ve bu kararı destekleyenleri, aramızda olmayan büyüklerimizi, başta çok değerli büyüğümüz, rahmetli, sanayi ve dolu büyüğümüzü rahmet tanıyorum. Bugün bu kararı imzadan diğer kıymetli sanayicilerimizi rahmet tanıyorum. Yani olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. İyi ki o gün böyle bir karar alınmış ve Gaziantep Sanayi'nin, Gaziantep Sanayi'sinin gelişmesinin belki en önemli simgesel kararlarından birisi harekete geçirilmiş, hayata geçirilmiş ve Gaziantep Sanayi'si bugün yaklaşık herhalde 30 senedir yaklaşıyoruz. O birikimiyle Türk Sanayi'nin en önemli, en öncü bayraktar kuruluşlarından birisi haline gelmiş. Ve tabii ki başta da o gün bu kararın altında imzası olan değerli bakanımız, bizim için de çok kıymetli bir değer olan Ali abimize de çok teşekkür ederim. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'te yapılan üretim ve şehrin sanayisi hakkında bilgi verdi. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm silahlı kuvvetlerimiz tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Çanlı Ordumuzun terör örgütlerine karşı vermiş olduğu mücadele, milletimizin tek yürek olup vermiş olduğu destek ve devlet yetkililerimizin yürütmüş olduğu süreç yönetimiyle askeri alandaki başarımızı diplomasi alanında da başarıya dönüştürdük. Değerli konuklar, bundan sonra da ordumuzun sahada, devlet yetkililerimizin masada sürdürdüğü mücadeleyi biz de iş dünyası olarak sanayi ve ticarette sürdürmeye devam edeceğiz. Üreterek ve istihdam oluşturarak ülkemizin geleceğine hep beraber sahip çıkacağız. Kıymetli misafirler, bu doğrultuda Gaziantep olarak her koşulda konjonktüre takılmadan daha mürebbet bir Türkiye için bizimle çalışıyor, katma değer üretiyoruz. 58. ve 59. hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a yaptığı konuşmasında Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşundan bugüne kadar göstermiş olduğu başarıların gurur verici olduğunu belirtti. Sadece bu odanın kuruluşunda kurucu başkan olduğu için değil, sadece Antep'in sanayileşmesinde öncü örnek sanayici olduğu için değil, ama böyle hayırlı evlatları yetiştirdiği için Sani Baba'yı rahmetle huzurunuzda anıyorum. Makamı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir ortamdı? Nasıl bir ortamda bu oda kuruldu? 70'li yılların sonundayız. Türkiye kriz yaşıyor. Ve o dönemde siyasi partiler arasında büyük çekişmeler oldu. Öyle bir ortam ki sanayimiz, ticaretimiz, borsalarımız, tarımımız, işçi hareketleri sorun haline gelmiş durumda.
Toplantının ardından İSO ile Gaziantep Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkanım burada. Başkanım.